Filmlerimizde yüzlerce insan çalışıyor ve her bir filmin bitmesi yıllar alıyor ama tüm filmler yeni bir dünya ve yeni karakterler hakkında basit bir fikirle ortaya çıkıyor. Ya evrende başka bir yaşam varsa? Ya bir fare, usta bir aşçı olmak isterse? Ya oyuncaklarımız bizi hissediyorlarsa ve bir gün canlanırlarsa? İşte bu, farz edelim ki, ya şöyle olsaydı cümleleri, hayal gücümüzü keşfetmek istediğimiz hikayelere çeker. Hikaye sanatçılarımız, farz edelim ki cümlesini nasıl kullanıyor, gelin bir bakalım. Um, ya şöyle olsaydı soruları gerçekten hayal gücünü çalıştırır. En iyi, ya şöyle olsaydı sorusu, bir anahtar gibi kapıları açan bir soru olmalı. Bunlar beyninizin mantık kısmını kapatıp hayal kurduğunuz bölgeyi kullanmanızı sağlayan sorular. Hayal dünyasının kapılarını açıyorlar. Yani en azından benim için böyle. Ya şöyle olsaydı diye sormak beyninizdeki merakı uyandırıyor. Sence'in süper takımını yazıp yönetirken ilk düşündüğüm şey ne söylemek istediğimdi ya sonunda ruhani ve inançlı bir insan olan babamın zihninin içini görebilseydik diye düşündüm kendi kendime. Ve bunu çizgi filmlere tapan bir çocuğa Pixar'ın üç boyutlu ve cap canlı teknolojileriyle gösterebilseydik dedim. Sanat departmanına meydan okuduğum en büyük ya şöyle olsaydı sorusu buydu. Pixar'da ya şöyle olsaydı soruları sadece ilginç ve eğlenceli değiller. Aynı zamanda bir hikaye fikrini anlatma aracı olan ve tüm yaratıcılık sürecini başlatan şey de bu sorular. Yani hikayeleri bu kısa yoldan iletebilmek önemli. Sıradaki alıştırmada en sevdiğiniz 3 filme farz edelim ki düşüncesi çerçevesinde yeniden bakacaksınız.